Beyza hoş geldin. Hoş buldum. Eğlenceli bir giriş yapalım. Paris'te Coldplay konserine gittin. Nasıldı? Ya çok güzeldi. Yani ya benim için muhteşemdi. Ya Coldplay'in bu turneye çıkmasını, konser vermesini ben senelerdir bekliyordum. İşte pandemi öncesinden beri. Ya Türkiye'ye maalesef gelmedi ama baktım işte Avrupa'da geliyor. Nereye gidebilirim? İşte Paris seçeneği vardı. Ya ben konsere gitmeden, biletler satılmadan önce rüyamda falan görüyordum. Kendimi konserde böyle görüyorum falan. Direkt zaten Kasım ya da Aralık'ta aldım bileti. Dört gözle bekliyordum. Hani çünkü milli takımda Aran'ın olması, oraya gidebilmem mucizeydi. Hani gidemezsem biletimi veririm, satarım diyordum. Ve yani mucizeyi gerçekleşti. Viyana'nın etabından sonra o bir tatilimiz oldu. Tam oraya denk geldi. Ve muhteşemdi. Yani sahneye çıktıklarında tüylerim diken diken, bazı şarkılarda böyle gözlerim doluyor. Yani bir konserden daha fazlasıydı diyebilirim. Peki müzik dinlemeyi sevdiğini biliyoruz. O zaman şu soruyu sormak istiyoruz. Son bir şarkı dinleme hakkın olsa bu hangisi olurdu? Çok zor biliyoruz ama. Yani son kez dinleyeceksem ya böyle çok komik, eğlenceli bir şarkı olsun ya da böyle hani duygusal, bizi birleştirici bir şarkı olsun isterim işte. Yani direkt o son kez dinliyorsam ölüme yakınım falan, öyle bir anı canlandı. Hani şey olabilir ya. Hani hiçbir kere hayat bayramı olmadı ya da her nefes alıyoruz bayramı falan. Hani böyle herkes birleşmiş söylüyor falan. Uzun yıllardır Eczacıbaşı'nda oynuyorsun. Bu kulüp sana ne ifade ediyor? Ya Eczacıbaşı'nda 6. sezonuma giriyorum. Ya burası benim ikinci ailem gibi. Buraya geldiğim her sezonda o ilk günkü heyecanı hissederek başlıyorum ve beni her sezon daha da iyisini yapmam, bu kulübün bana verdiklerini ben de geri verebilmem için beni her sezon daha çok kamçılıyor. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Yeni bir sezon. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı. Kulüpler Dünya Şampiyonası oynayacaksınız. Sultanlar Ligi zaten her zaman şampiyonluk hedefi. Eczacıbaşı taraftarı ne hayal kurmalı bu sezon için? Eczacıbaşı için hayal değil ya, bulunduğumuz bu nokta veya şu an oynayacağımız Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası. Bence şu an olmamız gereken yerdeyiz. Hani olduğumuz yerdeyiz yeniden. Ya ben, şampiyonluk yani bizim tek hedefimiz. Hani her kulvarda. O yüzden bunu hem kulübümüze hem de taraftarımıza vermek için her şeyi yapacağız bu sezon. 4 yıl sonra yeniden milli takımdaydın. Senin için milli takım sezonu nasıl geçti? Ya öncelikle hani milli takımdan hani hiçbir oyuncu ayrı olmayı veya ayrı kalmayı istemez. Çevremde de hiç öyle bir sporcu bilmiyorum. Benim için hani bu süreç ameliyat sonrasında işte antrenörümüzle yaptığımız konuşma sonrası aslında bir ara verme durumum oldu. Yani ki federasyonun da bu durumdan, o şeyden haberi var. Yani milli takımın yeri bende apayrı yani. Çünkü o formayı üzerinde giymek, ekran başında izleyen insanlara yani o gururu yansıtmak, o heyecanı yansıtmak paha biçilemez bir şey. O yüzden tekrar orada olmak çok güzeldi. Yani gönül isterdi şu anda da orada olayım. Ama sonuçta hiçbir şey bitmiş değil. Her sezon oraya gitmek için, orada formayı terletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü hani hem antrenörler olsun, yani teknik ekip, staff, yani hepsi çok verici ve tecrübeli. Federasyon başkanımız, o arka plandaki herkes. Yani gerçekten inanılmaz güzel bir oluşum var. Yani eminler de daha da iyi yerlere gelecek ve ben de bunun bir parçası olmak için her şeyi yapacağım. Birçok oyuncu Ferhat Hoca için çalışkanlı ve çok disiplinli diyor. Ferhat Akbaş'la çalışmak nasıl bir duygu senin için? Öncelikle haklılar. Bence net bir insan. Hani düşündüğünü direkt karşısındakine yansıtabilen bir insan. O yüzden onunla diyalog kurmak, işte bir şeyleri paylaşmak güzel ve sahanın içinde de o güveni veriyor. Hani dediğiniz gibi çok çalışkan, çok disiplinli. Bence genç antrenör olduğu için daha fazla empati yapabiliyor ve sahanın içerisinde çoğu şeyi gözlemliyor ve bize geri dönüşleri çok olumlu. Yani onunla çalıştığım için mutluyum. Eczacıbaşı'nda iyi bir orta oyuncu rekabeti var baktığımız zaman. Bu da sizi olumlu yönde etkiliyordur diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya dediğim gibi Eczacıbaşı çok büyük ve yani köklü bir kulüp. O yüzden aslında her alanda bir rekabet var. Hani benim pozisyonumda, diğer pozisyonlarda. Ve bu rekabet bence bizi yukarı itiyor. Yani bu rekabetin olması bence güzel bir şey. Yani çünkü kendimizi her zaman yukarı pushlamak için güzel bir seçenek sunuyor. Böylelikle bence takım olarak bizi daha da yukarı çekiyor. Maya gibi bir pasörle oynuyorsunuz. Belki de her oyuncunun
istediği dünyaca ünlü bir pasör. Orta oyuncu olarak seni nasıl rahatlatıyor saha içinde? Nasıl etkiliyor seni? Benim ayışkam. Yani kesinlikle dünyanın en iyisi ve sahanın içerisinde duruşuyla, sakinliğiyle, kendinden eminliğiyle kesinlikle çok güven veriyor. Ve ortayla oynamayı çok seven pasör olması kesinlikle bana çok iyi geliyor. Keza Elif de aynı şekilde. Hani takım olarak hani ortalarla oynamayı seven bir şu an bir takımız. Ve pasörlerimizden de hem antrenörümüzden hem pasörlerimizden bu geliyor. Bu yüzden güzel. O zaman orta oyuncu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani ülkece baktığımızda çok iyi orta oyuncular yetiştiriyoruz ve çok fazla sayıda yetenekli oyuncularımız var orta oyuncu pozisyonunda. Ama diğer pozisyonlarda pek öyle gözükmüyor gibi yani. Hep aynı seviyede oyuncu. Bunun nedeni nedir sence? Orta oyuncunun bu kadar bu ülkemizden çıkması ve yetişmesi. Aslında Türkiye olarak yani çok fazla uzun bir ne derler ülke değiliz. Ama voleybol en azından benim yaşıtlarımda, benim jenerasyonumda kim uzunsa o ortaya konurdu. Daha çok bu şekilde orta oyuncu çıkardı. Şimdi bunun daha da fazla olması belki de yabancı oyuncunun daha çok köşe veya pasör çaprazlarından tercih edilmesi olabilir. Hani ki bu sayede belki köşeler kendilerini çok geliştiremiyor. Ortalar daha çok kendilerini gösterme fırsatı buluyor olabilir. Teorim bu şekilde. Kardeşinle de sahada rakipsin. Kardeşinle sahada rakip olmak sana ne hissettiriyor? Ya kardeşimle sahada rakip olmak bana farklı hissettiriyor. Çünkü o benim böyle canım deyip böyle fileden sarılasım geliyor ama ister istemez ciddi oluyorsunuz. Ya şey ya güzel oluyor. Yani gönül ister beraber aynı takımda oynayalım. Ama böyle karşılıklı rakip olarak oynayınca hani eğlenceli oluyor açıkçası. Hani başta böyle bir ciddiyiz. Sonrasında kızdırdığınız böyle ufak bakışlar oluyor mu birbirinizi? Oluyor. Ya aslında onun pozisyonu başlarda köşeydi yani tekniği çok iyiydi. İşte o dediğim orta oyuncu hani sen uzunsun gel kızım blok yap ortada falan deyip hani orta oyuncuya çekilmesiyle daha da rakip olduk. Ya şu an güzel oluyor karşılıklı böyle çekişmelerimiz çocukken falan. Çocukken ben daha iyiyim, sen daha iyisin rekabet oluyor muydu? Ya onu çok yapmamaya çalışıyordum. Çünkü hani aslında aramızda 1,5 yaş var. Ama hani ister istemez böyle bir ablayım hani şey bozmayayım o da daha başladı şey yapayım falan o vardı. Bu arada biz Emine ile küçükken hiç anlaşamazdık. Biz çok kavga ederdik, hep böyle ayrı takılırdık falan. Çünkü o tam böyle kız kardeş, ben tam böyle hani abla modundayım. Ama şimdi ya gerçekten en yakın arkadaşım. Hani böyleyiz yani kopamıyoruz yani. Beyza Arıcı'yı voleybolda en çok ne motive ediyor? Aslında çoğu şey motive ediyor. Çünkü voleybolu severek oynuyorum, severek yapıyorum. Takım oyunu olması, farklı karakterlerin bir arada olması, bir kere maç kazanmak, maç kazandıktan sonra bir sonraki maça daha motive gitmek veya kaybedince hani böyle şapkayı önüne çıkarıp düşünmek. Hani her şey beni motive ediyor diyebilirim. Tamam. Bu benim voleybola ilk başladığım zamanlar. Yüzmeden voleybola geçmiştim. O zaman böyle heyecanlıydım. İşte takım sporunu ilk defa yapmışım falan. Annemin de elinde böyle flaşı patlayan, o filmleri banyo yaptırılan fotoğraf makinesi. Ona böyle heyecanlı heyecanlı bakmışım. İlk günlerimdi bu. Bu dünya şampiyonasında ya şampiyon olmuştuk U23 takımı ile beraber. Ve orada aldığım bireysel yani uluslararası anlamda aldığım ilk ödülüm. Hani o yüzden burada şeyim. Hani çok çocuksu bir yüzüm var ve o hani hem mutluluk, şampiyon olmuşsun hem ödül almışsın onun bir şeyi var. Heyecanlı bir mutluluğu var. Burada VNL'de Amerika'ya karşı kaybettiğimiz, evet ikinci olduğumuz VNL turnuvası. Galiba uluslararası anlamda ilk aldığımız büyük başarıydı. Ya güzel hatırlıyorum burayı. Finalde kaybetmek tabii ki bizi çok üzmüştü. Ama yine bizden beklenenin fazlasını yaptığımız için herkes gururluydu yani orada. Bu geçen sezon şampiyon olduğumuzda Save Cup'ta. Burada da mutluyuz yani geçen seneki yani güzel giden bir takım vardı. Hani o ekiple beraber aldığımız kupaydı. O yüzden mutluyum. Bu Amerika ile hazırlık turnuvasına gittik. Tribünde iki tane çocuk vardı.
Ondan sonra sürekli böyle tezahürat ediyorlar, şey yapıyorlar falan. Samet'le diğerinin adını hatırlayamadım. Böyle ilk önce Eda ablaya tişört verdiler. Sonra ben oradan şey yaptım. Aa dedim ne güzel falan, yarın sana da getireceğiz dediler. Sonra direkt aa bayıldım yani. Evet diyorum, doğdu güneşim. Severek de giyiyorum yani. Beyza, birine benzetildiğin oldu mu? Oluyor yani, oldu. Çocukluğumdan beri çoğu kişiye benzetildim aslında. Spesifik bir isim var mı? Spesifik. Son zamanlarda Aylin Kontante'ye benzetiliyorum. Evet. Evet, benziyorsun. Bunu benzetiyorlar ama ben kendimi hiç benzetmiyorum. Abi çok saçma insanlara benzetildim. Beren Saat'e çok benziyorsun diyen oldu. Evet, bu şekilde alakam yok. Çocukluğum, bu Fransız filmi var ya, Emily. Ona benzetiliyordu. Hani çok karışık. Benziyorsun. Ben hiç benzetmiyorum ya. O gerçekten benziyorsun. Ben hiç değilim. Beyza, son dinlediğin şarkı nedir? Telefonuma bakayım mı? Olur. Hemen telefonuma bakıyorum. Ah buradaymış o. Hop ışınlandı. Son dinlediğin şarkı nedir? Buna o kadar gülmemem lazım da ama. Son dinlediğim şarkı, göstereyim mi? Bob Moses, The Rush. Yeah. Tamamdır. Yeah. Beyza Arıcı'nın telefonundaki en ünlü kişi kim? Dayım ve takım arkadaşlarımın hepsi diyebilirim. Evet. Beyza, en büyük korkun nedir? En büyük korkum. Aslında çoğu korkumu yendim. Ama en büyük olanlar böcekler. Aslında en büyük ama küçük olanlar. Ve şeyden çok korkuyorum ya. Bu son zamanlarda arttı. Araba kullanırken otobüs veya büyük araç böyle sizi görmeden üstünüze geliyor. Bu bende böyle bir şey yaratmaya başladı. Belki kaygıdır, bilmiyorum. Ben de korkuyorum. Evet, ondan korkuyorum artık. Herkesin çok sevdiği ama senin neden seviyorlar ki dediğin bir dizi var mı? Ya da film? Ya mesela çok güzel bir seri oluyor. Atıyorum film serisi, Yüzüklerin Efendisi gibi, başka bir seri gibi. Sonra bunun dizisini yapıyorlar ve mesela beklenti hani o kadar, ya da ne diyeyim, çıta çok yüksekken o diziyi, yeni çıkan diziyi izleyeceğimi sanmıyorum. Kariyerinde kurduğun en büyük hayal nedir? Ya kesinlikle. Ya belki de çoğu sporcunun %90'ı söylediğidir. Ya olimpiyat madalyası almak. Hani her katıldığım her alanda kürsü. Mesela kariyerim sonuna kadar bütün kürsülerde şampiyon olayım. Sonra ödül almak kesinlikle. Yani hem en iyi orta oyuncu ödülü, hem MVP ödülü ve şampiyonluk diyebilirim. Hayatında bir maçı daha tekrar oynamak isteseydin bu hangi maç olurdu? Bu zor soru. Yaraları deşecek bir soru bu. Türkiye şampiyonluk maçında, Türkiye Ligi şampiyonluk maçında bir 5 maçlık serimiz vardı. O 5. maçta kaybetmiştik. Onu kazanıp o şampiyonluğu kaldırmak, o kupayı kaldırmak isterdim. Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Şimdi bilinmiyorsa bilinmez kalmasını tercih ederim. Evet. Bunu bende kalsın diyeyim, ne biliniyorsa. Sabah uyandığında en katlanamadığın şey nedir? Alarm sesi. Kuruyorsun ama. Evet, kuruyorum çünkü uyanamam. Ya bir de uykum son senelerde derinleşti. Daha derin uyuyorum. O yüzden katlanamıyorum ama alarm sesi diyebilirim. En havalı bulduğun spor hangisi? Tenis galiba ya. Çünkü hani erkeklere de çok yakışıyor, kadınlara da çok yakışıyor. Yani tenis denince aklıma kızların giydiği o etek şortlar geliyor. İşte daha sonra Nadal'ın şu saç hareketi falan. Yani hem kadına da çok yakışıyor hem erkeğe de, o yüzden tenis diyebilirim. Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdin? Güzel soru bu arada. Şeyi değiştirmek isteyebilirdim. Şimdi biz ısınırken forma giyme zorunluluğumuz var ya. Yani en azından o seremoniye kadar herkes istediğini giysin. Yani istediğinden kastım forma değil de tişörtle de yapabilelim. İşte eşofman üstüyle de. Sonra hani soyunma odasına gidip değiştirelim. Evet. Hani bu formayla ısınmak yerine daha serbest olmak. Yani bunu değiştirirdim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Beyza. Ben çok teşekkür ederim.